İnsanın kaderini bir insanın kendisinin belirlediği alan vardır. Allah'ın belirlediği alan vardır. Kaderi muallak dediğimiz alan bizzat insanın özgür iradesinden kaynaklanan şeylerdir bunlar. Bu noktada insan tamamen sanki kendi kaderini kendi belirler. Tabi burada Cenab-ı Hakk'ın yardımını, tevfikini de göz ardı etmemek lazım hidayet ve dalalet konusu, iman ve küfür konusu. Ya bunlar aslında insanın isteğine göre Allah bunları insanda yaratır. Yani insan bir nevi o anlamda kaderini belirler ama bu Allah'tan kopuk değildir. İmana yönelme veya küfre yönelme meseleleri insanın elindedir. İnsan bunlara yönelirse Allah bunu onda yaratır. Ama bazı konular vardır ki İnsan kaderi müprem dediğimiz zorunlu, icbari olan alan vardır ki bu noktada insanda irade özgürlüğü yoktur ve insanın iradesinin dışında meydana gelen olaylardır ve insana sorumluluk da yoktur. İnsan o noktada kendi kaderini çizme, gücüne, kudretine sahip değildir. Demin ifade ettiğimiz gibi insanın Anne ve babasını, akrabalarını kendisinin seçmemesi, insanın coğrafyasını kendisinin seçmemesi, ölümü, hayatı, kendisinin seçmemesi, dünyaya gelirken hiç kimsenin kendisine dünyaya gelmek istiyor musun diye sormadığı gibi ölürken de hiç kimse kendisine ölmek istiyor musun diye sormayacaktır. Yaratan da Allah'tır, yöneten de Allah'tır, öldüren de Allah'tır, yaşatan da Allah'tır. Cinsiyet farklılığı insanın elinde değildir. Akıl farklılığı insanın elinde değildir. Rızıklar konusundaki dağıtım insanın elinde değildir. Ecel meselesi insanın elinde değildir. Bu noktalarda insanın kaderini kendisinin çizmesi söz konusu değildir.